Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor. Çin işgal yönetimi, Çin hükümetine asker ve polis olarak memurluk görevini üstlenen Uygur Türklerinin vefat ettiğinde cenaze namazının kılınmaması ve yakılarak gömüleceğine dair imza aldığı bildirildi. Yeni Kapı miting alanında Filistin halkına destek amacıyla Zulme Lanet Kudüs'e destek mitingi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi için İstanbul'a gelen üye ülkelerin temsilcileri Yeni Kapı miting alanına gelerek vatandaşları selamladı. Mitinge yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad Al-Hüseyin, İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliama yönelik uluslararası bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya lideri Vladimir Putin Suçi'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan iki lider, fikir ayrılıklarına rağmen diyaloğun ve ticari ilişkilerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Trump, Kuzey Kore'ye aba altından sopa gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşmaya varmazsa sonunun Kaddafi gibi olacağı imasında bulundu. Küba'nın başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkışından hemen sonra düştü. Yetkililer Havana'dan Hongun kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın Jos Mart Uluslararası Havalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti. 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğu bildirildi. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.